Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Saha Expo'da farklı ürünleri beraber inceleyeceğiz. Gelişmeleri birlikte tanıyacağız ve öncelikli olarak Havelsan'dayız. Havelsan'da hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıldan itibaren bir dijital birlik konseptini sizlere anlatmıştık. Hem canlı yayınlarımızda hem videolarımızda. Gördüğünüz gibi karada giden Barkan, havada Baha ve tabii ki silahlı insansız deniz aracı Sancar'la birlikte dijital birlikler büyük önem taşıyor. Havelsan ürünlerini geliştiriyor, Asis kartı satın aldı. Asis kartında çeşitli silahlı platformları bu dijital birlik platformu içerisine geliyor. Dijital birliğin Havelsan aklını, yazılımını, komuta kontrol sistemlerini koyuyor. Ve dijital birlik konsepti de gelişiyor. Onunla birlikte dijital ürünleri farklı alanlara taşıyacak ve geliştirecek yeni tasarım ürünleri birlikte tanıyacağız. Merhabalar Çağlar Bey, nasılsınız? Merhabalar Tolga Bey. Sizinle en son Bursa'da işin sivil tarafını, evet, bu işin sivili, projesi. Askeri yok galiba ama burada yok. Da cengaver projesiyle beraber biraz detay alalım sizden. Zevkle. Biliyorsunuz Havelsan olarak dual use kavramına çok önem vermekteyiz. Bursa'da dediğiniz gibi sivil tarafta Team Aware'de Avrupa Birliği projesi yapmıştık. Ancak Saha Expo'da bugün savunma tarafındaki uygulamayı yapmaktayız. Doğal afette cengaver dediğimiz aslında sahada bulunan operasyonel ekip üyelerinin veya askerlerin durumsal farkındalığını arttırmaya yarayan bir sistem çözümü. Burada gördüğünüz gibi bir saati, sadece tek bir saat üstünden bildiğiniz akıllı saatler, hepimizin takmakta olduğu olan akıllı saatlerdeki gibi sağlık verilerine ulaşabildiğimiz gibi yanı sıra aktivite verilerine ulaşabiliyoruz. Aktiviteden kastım yürüyor, koşuyor, oturuyor, dinleniyor, düştü, kalktı veya yaşam durumu gibi bilgilere özel algoritmalarla ulaşabiliyoruz veya yaralandı. Bazı anomaliler tespit ediyoruz. Bir de diğer saatlerden farklı olarak hem iç ortam hem de dış ortam tam da konumlandırma yapabiliyoruz. GPS mesela. GPS aldatıldığında veya karıştırıldığında askerleri birbirine göre konumlandırabiliyoruz. Böylelikle diğer arkadaşının kendisine göre nerede olduğunu bulabiliyor. Burada galiba Havelsan teknolojileri biraz devreye girmeye başlıyor. Evet. Orada kısaca adını söylemiş olalım. Ultra Wideband, ultra geniş band tabanlı bir teknoloji kullanmaktayız. Burada onun üstünde patentimiz var. Niş bir alanda iddialıyız diyelim Havelsan olarak. Askerimiz ve bir de burada kritik personel diye demomuz bu şekilde ayarladık. Çünkü kritik personel ya da kritik eşya, kritik eset diyebileceğimiz. Kritik eşya, örneğin bu çantada çok önemli bir hard disk var mesela. Hard disk olabilir, evrak olabilir, herhangi bir unsur olabilir. Kritik olarak belirlenmiş bir unsur. Diğer teknolojiler de bunu yapabilmekte, takibini yapabilmekteyiz. Bizim buradaki uyguladığımız teknoloji demin de bahsettiğim gibi ultra geniş band tabanlı bir uygulama yapmaktayız. Kamera ya da benzeri teknolojilerle uygulayamıyoruz. Her teknolojinin kendine göre daha iyi yanı var. Burada bir aslında tahtavali bir avantajlar ve dezavantajlar var. Bizim burada daha ucuz, daha kolay entegre edilebilir bir çözümle, bu ultra geniş bantlı teknolojiyle bir takip yapmaktayız. Şimdi arkadaşlarımız gezinirken bu verileri tabletten sahadaki personel tabletten takip edebilmektedir. Tabii daha askeri niteliklere sahip herhangi bir tablet değil tabii ki. Tabii ki. Mesela şu anda askerlerin pozisyonun canlı olarak hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Evet. Ve canlı olarak hareket ederken şimdi bir arkadaşımız demoyu başlatacak. Ve buradaki bulunan döner pervaneli drone'un kritik personel dediğimiz takım elbiseli arkadaşımızı takip ettiğini göreceksiniz. Yani drone havalanacak. Havadan herhangi bir karıştırma olmadan sizin işaretlediğiniz... Karıştırma olsa bile veya kandırma olsa bile, spoofing dediğimiz ya da jamming dediğimiz saldırılar olsa bile kritik personeli takip etmeye devam edecek. Havadan size bir durum fotoğrafı, operasyonu fotoğrafı başlatabiliriz. Tamam, başlayalım. Siz ayarlayabiliyor musunuz bu kritik mesafeyi? 1 metreye indirebildiğimiz gibi 200 metreyi de çıkartabiliriz. Bu uygulamaya bağlı. Çünkü şimdi bu bir demo olduğu için kafesin içine aldık güvenlik amaçlı. Burada bir böyle bir demo yaptık ama aslında sesinin duyulmasını istemezsiniz siz. Sesinin duyulmasını istemezsiniz. 200 metreden 200 takip metre edersiniz. 200 metre irtifadan kimse duymadan. Yani ben kritik kişiyim ve sizinle bir buluşma yaptım. Ben takip edilirken siz bana bir zarar verip vermediniz ya da ne durumda olduğunuzu bu fotoğraf çekip, video çekip merkeze iletebilirim. Merkeze, harekat merkezi aslında. Harekat merkezi demişken. Kilometrelerce uzakta olan komutanlarımız da şu anda arkadaşımızın önünde hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama aslında tam arkanızdaki gözüken masa var. Holografik masa var. Evet. Bu holografik masada görüyorsunuz hem askerlerin canlı takibini. Drone burada. Evet. Hem kritik personelimizin hem askerimizin takibini hem de drone'un takibini yapabilmekte. Yani buradan da görüntüyü yansıttık. Hologramı koyduk. Üst üste bindirdik. Evet. Peki bunlar da Havelsan'ın hangi teknolojileri var? Yani Team Aware'de biz sivil tarafını gördük. Komuta kontrol var. Evet. Yazılım var.
O zaman ben şöyle uçtan merkeze kadar geleyim. Bir başlayın lütfen. Şimdi uçta cengaver çözümlerimiz var. Demin askerimizin üstüne göstermiş olduğumuz akıllı saatimiz var. Sonra bütün bu haberleşmeyi sağlayan bir telsiz altyapımız var. Daha sonrasında hem tablet çözümleri ya da mobil çözümleri olan asker ürün ailesi gözükmekte holografik masaya kadar. Ya da Defense Out of Box dediğimiz DOB ürün ailesi bulunmakta. Biraz daha aşar mısınız onu? DOB ürün ailesini aslında müşterek komuta kontrol yazılım sistemleri diyebiliriz. Müşterek komuta kontrol yazılımı deyince taktik seviyeden stratejik seviyeye kadar her evrede bulunan komuta kontrol yazılımlarını alabilirsiniz. Bir de tabii burada yazılım dünyasında bazı yazılımlar arkada gizlenmektedir. Octopus isimli ara katman yazılımımız olmakta. Bütün bu aralarında NATO standartlarına uygun olarak JDSS dediğimiz Joint Dismount Soldier System dediğimiz bu standartlara uygun bir haberleşme yazılımı var. DOB ürün ailesine de bu bölgede bakabiliriz. Gidelim bakalım DOB'da neler var, onları görmüş olalım. Ümit Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi dijital birliklerden girdik. Cengaveri tamam. Gördük, dronları uçurduk, hologramları harika. Yayınladık. Süper. Ve DOB'a geldik. Hoş geldiniz. Çağlar Bey biraz anlattı ama tam olarak burada ne yapıyorsunuz? Bağlantısı cengaverle nedir sistemin? Şimdi cengaver tek asker için yapılmış bir sensör sistemi aslında. Sensör grubu. Askerin bunun bilgisi, sağlık bilgisi gibi önemli bilgilerini toplayıp sistemlere aktarmak üzerine kurulu bir sistem. Cengaver. Ama bu asker seviyesinde kalmamalı. Asker seviyesinde kalırsa birlik komutanına bunun bir faydası yok. Bunu yukarılara doğru iletmemiz lazım. Neyi? Karargaha. Hem askerin konumunu, nerededir bu askerimiz? Madem biliyoruz onun konumunu dijital ortamda, bunu yukarılara en üst karargaha kadar iletme mecburiyetimiz var. İşte bunu da DOB ürün ailesiyle yapıyoruz. Artı askerin sağlık durumu da çok önemli. Şimdi asker sağlık durumunu görüyor, kendi sağlık durumunu. Kalp atışı. Kanındaki oksijen oranı. Hatta bazı algoritmalarla askerin o anda ki operasyonel yeteneğini de ortaya koyuyoruz. Onu da ölçümlendiriyorsunuz. Yani fit mi, yarım yetenekte mi, fiziki olarak hazır mı bu görevi yapmayı gibi yetenekleri de değerlendirip komuta kontrol sistemi üzerinde farklı ikonlarla mesela fit ve görevi yapma hazırsa yeşil. Değilse kırmızı. Onu burada görüntüleyebiliyoruz. Yani cep telefonu üzerinden tabii evet. Bunlar normal cep telefonu değil. Güvenlik sistemleri açısından tabii. Birlik komutanının kullanacağı özelliklere sahip. Buradan aplikasyondan. Şimdi buradan bakın bu askerin yeri. Hı-hı. Etrafında da yeşil bir çizgi var. Hı-hı. O yeşil askerin fit ve görevi hazır olduğunu gösteriyor. Bu bilgiyi nereden alıyoruz? Cengaver sensörlerinden topluyoruz. Dolayısıyla bu askerlerin birden fazla olduğunu, yüzlerce olduğunu düşünün. Üst karargahlardaki komutanlar hangi askerin ne durumda olduğunu bunları birleştirerek birliğinin personelinin harbi hazırlık seviyesini bir bakışta renk skalasına bakarak görüyorlar. Yani aslında Havelsan'ın deniz sistemleri için geliştirdiği bir komuta kontrol sistemi veya gökyüzünde uçan radarlar, uçan sistemlerin komuta kontrolü burada tek askere indirilmiş. Evet. Ve birey olarak durumunu görüyor. Evet. Bu bireylerden oluşuyor zaten askeri birlikler biliyorsunuz. Siz bireyle ilgili tüm bilgiyi net olarak elde ederseniz en yukarıya kadar bütün silahlı kuvvetlerle ilgili bilgiyi de toplamış oluyorsunuz. O fotoğraf komutanın önüne geliyor. Biz de buna işte durumsal farkındalık ya da İngilizce tabiriyle situation awareness diyoruz. Benim birliklerim nerede ve şu anda durumları nedir, ne yapıyorları komutan arazide olmadan karargahta görüntüleyebiliyor. Buna göre tedbirler alıyor. Bu birliğimin personel sayısı yeteri kadar yok. Ben bu birlikte şu görevi icra etmeyeyim. Ya da şu birliğin fit ve hazır onunla bu görevi icra edeyim kararlarını kolaylıkla verebiliyor. Buradan da komuta kontrol gerçekleştiriyor. Evet, buradan da komuta kontrolü gerçekleştiriyor. Zamanında ve doğru kararları verip harekatı sevk ve idare etmeyi başarıyor. Şöyle bir laf vardır. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at belki de bir orduyu. Bu çok eski lafken evet. Şimdi aslında biz bunu dijital olarak tabii. Tek bir yerden başlayıp genel fotoğrafın her şeyi sahada görmek, durumunu görmek, sağlığını takip etmek, evet. Eksikliği varsa onu gidermek için anında müdahale içeren bir sistem. Evet. Bunu da zaten o sistemler toplumu yapan Havelsan evet. Hayata geçiriyor. Ürün ailemizde 3 temel ürün var. Birincisi DOB Mobil en aşağıdaki askerde, Dismounted Soldier yani yaya askerde bulunmasını öngördüğümüz sistem. Daha üst seviyede yani tabur ve alt seviyede hatta şu zırhlı araçlara monteli olarak da kullanılabilen. Araçlara monteli olarak kullanabilen sistemimiz budur. Bunun ismi de DOB Taktik'tir. DOB Taktik kendi başına hiçbir bağlantıya ihtiyaç duymadan çalışabilen bir
sistem. Çünkü arazide bağlantı her zaman mümkün değil. Muhabir elektronik karıştırma var. Elektronik karıştırma var. İletişim bozulabiliyor. Bunlardan etkilenmeden tek başına bütün sistemi üzerinde bulundurduğu için önemli. Bunu da tabur ve alt seviyede kullanmayı düşünüyoruz biz. DOP karargah dediğimiz üçüncü sistemimizde daha üst stratejik seviyedeki karargahlarda kullanılan. Tugay, Ordu. Tugay ve yukarısında kullanılan. Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na kullanılan. Farklı komuta kontrol sistemleriyle ve farklı sivil sistemlerde dahi entegre çalışan. Oradan topladığı bütün bilgilerle komutana gerçek resmi. Biz buna Joint Common Operational Picture diyoruz. Müşterek resmi sunan bir sistem. Bu daha çok geniş bant genişliğindeki networklerde çalışmaya uygun bir sistem. Farklı karargah subaylarının eş zamanlı çalışmasına, komutana istediği seviyede istediği bilgileri filtrelenmiş bir şekilde sunmasını sağlayan bir sistem. Ama bilgiler nereden geliyor? Sağdan. Tek askerden tek geliyor. Tek asker olmazsa yukarıda bilgi. Hiçbir şeyimiz olmaz. Bilgi gerçekten. Güç. Kuvvet. Görüyorsunuz işte bir sivil alandaki bir sistem veya bir askeri alandaki sistem ne kadar birbiriyle örtüşüyor. Burada geliştirilen bir teknoloji normalde hayatımıza dokunuyor veya doğal afetlerde Bursa'da katılmıştık o tatbikata. Orada görüyorsunuz burada da askeri versiyonunu gördük. Farklı konularla Saha Expo içinde birlikte olacağız. Sizlere böyle bir teknoloji içerisinde de bir dolaşım gerçekleştireceğiz.